Sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün logaritmada 12. sınıf acil matematik fasikülünde geldik. Karma test 3'e. 3 var, 4 var, 5 var. Bunları bakalım kaç yüzde bitireceğiz. Şimdi bir insordan hemen hiç şöyle bir vakit kaybetmeden, vaktimizi almadan şöyle bir başlayalım arkadaşlarım. Bakalım neymiş, ne değilmiş, neler bizi bekliyormuş. Şunun büyüklüğünü bir ayarlayalım ilk önce. Şimdi, bir hesap makinesinde A ve B olmak üzere iki tuş vardır. Ekrana sayı girildiğinde A tuşuna basılırsa sayının 10 tabanına göre logaritması alınır. B tuşuna basılırsa da sayı 5 ile çarpılır. Ekrana girilen bir sayıdan sonra sırasıyla B, A, B, B, B tuşlarına basılıyor diyor. Sonuçta ekrana görülen sayı 10'muş, girilen sayı kaçtır? Yani bir size bir komut vermiş, bu komuda uymanız gerekiyor diyor. Şimdi ilk önce B'ye basmış arkadaşlarım. Mesela şimdi biz girilen sayıyı bulacağız ya, örneğin bizim girilen sayımız x olsun. İlk önce B'ye bastığı zaman 5x yapacak. Çünkü B tuşuna bastırırsa 5 ile çarpıyormuş ya. B'ye bastı, 5x yaptı. Sonra A'ya basacak. A'ya bastığı zaman da bunun logaritmasını alacakmış. Bunun logaritmasını aldı. Sonra tekrar B'ye basacak. Sonra yeni oluşan sayı bu olduğu için artık bir de bunun 5 katını alacak. Şöyle 5 yapalım. Eşittir diyelim 10'muş arkadaşlar. O zaman buradan bize ne anlatıyor aslında? Logaritma 5x'in 2 olduğunu anlatıyor. Şurada taban 10 olduğu için 5x'e biz 10 üzeri 2'den 100 diyebiliriz. X'e de aslında 20 diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Değil mi? Bu şekilde bir çözüm oldu. Şimdi şekildeki birim kareli zeminde boyalı dikdörtgenin kısa ve uzun kenarı sırasıyla x ve logaritma y birimdir. Boyalı dikdörtgen şurası herhalde. Hmm. Birim karelerden şurası e, bir kenarı kısa kenarı ve uzun kenarı. Kısa kenarı x imiş kısa kenarı burası uzun kenarı burası da logaritma y imiş buna göre y'nin x türünden eşiti nedir? Şimdi biz burada belli ki aralarında bir ilişki bulmamız lazım. Şöyle ben bunlara a a a dersem madem birim kareler. Birim karelermiş bunlar. Birim kare değil değil mi? Eşit. Birim kareli aslında. E, x 2 oluyor aslında. Diğeri de 3 oluyor gibi. Yani a diyelim biz bunlara eşit olsun bunlar. Şimdi biz burada ya da e, 3 birime logaritma y düştüyse 2 birime x düşer de oran altı da yapabiliriz. Biz şöyle yapalım. 3a eşittir logaritma y diyelim. Diğer taraftan da 2a eşittir x diyelim. Burada a gördüğümüz üzere x bölü 2 yazabiliriz. Değil mi? O zaman a gördüğümüz x bölü 2 yazıyorum. 3x bölü 2 eşittir logaritma y oldu. Ben y'yi mi yalnız bırakmaya çalışıyorum? O zaman diyorum ki şurası 10'dur diyorum. O zaman buradan y eşittir arkadaşlarım. 10 üzeri 10 üzeri 3x bölü 2. Doğru mu? Bunda bir sıkıntı yok değil mi? Şimdi bu ne yapar? 10 üzeri x e, üzeri 3 bölü 2 yapar. Onu da şöyle yapabilir miyiz acaba? 10 üzeri 3 bölü 2. Hani şey vardı ya x üzeri a bölü b'yi şöyle yazıyorduk ya köklü olarak. Sanki oradan bir şey gelecek. Şimdi burada e, 3x. Yani şöyle Karekök içinde 3x bölü 2 ya 10 üzeri 3x şurası da 2 olsa 3x bölü 2 ya e, bu 10 üzeri 3'te 1000 yapsa aslında 1000 üzeri x şurası da 2 olsa bir sıkıntı çıkmaz herhalde. Aynısı değil mi? Ya bak burada Adana'da varmış. Demek istediğim anladınız değil mi? Kök sayıyı ben üstü sayıya çevirdim. Nasıl çevirdim? Şuradaki ilişkiyle çevirdim. O ilişkiyi ben çok kullanırım. Çünkü üstü sayıları daha doğrusu köklü sayıları üstü sayıya çevirirsem bileceğim ki rahat edeceğim. Geldim buna. Ne diyor? Olmak üzere fonksiyonu eee f(x) ile f'in tersi birbirine eşitmiş. Bunu sağlayan x'leri logaritma 4 tabanında a'ymış. O zaman a kaçmış? Şimdi biz bunun tersini bulabilir miyiz? Yani bulabiliriz. Ama şöyle yapalım. f(x) ile f'in tersi ise ben fonksiyonlar da ait kısmında bunu e, özellikle üzerine durdum. Mesela burada soldan f bileşke alsam ben. Buna soldan f bileşke alsam burası f bileşke f yapıyor. Yani f bileşke f(x) aslında ne yapıyor arkadaşlarım? F ile F'nin tersi de birim fonksiyon yaptığı için orada da X çıkıyor. Yani aslında F bileşke F'yi alıp X gördüğüm yere e, bunu yazdığım zaman yine bu çıkıyormuş. Bunu anladım değil mi? Yapalım. E, o zaman ne yapalım? Bir payda eşitleyelim mi? Eşitlemeyelim ya da açalım. 2 aç parantez. F'nin içine diğer F'yi atacağım. Yani bunu atacağım. Burası ne yaptı? 2x eksi a bölü 4. Ee, artı değil, ee, x sene de bunu yazdım. Eksi a bölü 4. Şimdi bunu eşittir demişim. Bu kimmiş arkadaşlarım? Bu x'miş. Değil mi? Dur bakalım işin altından nasıl kalkacağız. Dağıtalım. 4x eksi a bölü 2 eksi a bölü 4 eşittir x. x'i attım buraya. 3x eşittir ee, burası ne yaptı? Şurası a bölü 4 yaptı değil mi? Şurası a bölü 4. Şimdi 2 ile payda eşitlesem. Eksi 2 a bir a daha. Eksi 3 a bölü 4. Karşıya attım. 3 a bölü 4 yaptı. Şunlar gitti. Şimdi x eşittir a bölü 4 yaptı. En baştan beri dedim ki ben burada x gördüğüm yere bunu yazarsam e, bir şeyler olacakmış. O zaman x gördüğüm yere ben 4 tabanında a yazayım. Bu da a bölü 4 olsun. Değil mi? Şimdi biz bunu ne yapalım? 4 ile çarpalım. Şu a bölü 4 ile uğraşmayalım. Şu 4 çarpı yapalım. Bunu da 4 çarpı yapalım. Bunu bu tarafa atalım. Yani logaritma 4 üzeri a üzeri 4 eşittir a olsun. Değil mi? E Üstele geçelim artık buradan. E 4 üzeri a eşittir. Buradan a üzeri 4 olacak. Şimdi bu a kaç olunca acaba sağlar? Şimdi 4 üzeri 4, 4 üzeri 4. 4 koyarsam sağlayacaktır. Değil mi? E, buraya 4 yazdığım zaman burada 4 yazdığım zaman görüldüğü üzere sağlayacaktır. Demek ki buradan A sayımızda 4 olduğu görülür. Bazı zamanda da sezeceğiz artık. Dördüncü soruya geldim canım arkadaşlarım. Dördüncü soruda ne diyor? A artı B'nin karesi diyor. A kare eksi B kare diyor. Şimdi A kare eksi B kareyi şimdi bunlar sıfırdan büyük olacaksa ben bunu bir e, ne yapayım? Şöyle yapayım. Yani A eksi B sıfır olmayacak. Tamam. Şimdi A artı B çarpı buraya da a artı b yazsam alt tarafı a eksi b çarpı a artı b yazsam iki kare farkından ve bunu da 3 bölü 2 desem, şunlar gider. Bunlar gider ama bak, şunu unutmayın a artı b sıfır olmaz zaten a artı b sıfırdan farklı o gitti. Sonra a artı b bölü e, a eksi b 3 işte bölü 2. 2 ile dağıtalım. 2a artı 2b eşittir 3a eksi 3b geldi. Sonra bunu attım buraya 5B eşittir A geldi. Yani aslında buradan B bölü A'nın 1 bölü 5 daha doğrusu A bölü B'nin 5 olduğunu şey yapalım. Söyleyelim buradan. Nerede o deleği? Şuradaymış. Buradan A bölü B'nin 5 olduğunu söyleyelim. Logaritma A diyor. Buradaki A ile buradaki A aynı değil mi? Tamam. O zaman ben logaritma A yerine logaritma A yazacaksam madem Logaritma 5B yazalım. Şuradan işler işler çarpımı yapıp hatta buradan bile yazsaymışım olacakmış. E bunda ben logaritma 5 artı logaritma B olarak yazabilirim. Çok istersem logaritma 5 yerine logaritma ikili bir şeyler de yazabilirim. Ama öyle bir şeyler sormuş herhalde. Logaritma 5 artı logaritma B olarak bunu da halletmiş olduk. Tamam mı? Beşinci soru bir yeni nesil soru bizi mi bekliyor? Bakalım. Bir tarım işletmesinde belli bir ağaç türünün ekildiği andan itibaren gövde yüksekliği ve gövde çapının metre birimine göre yıl cinsinden ölçülere sırasıyla. işte yüksekliği belli bir yıl sonra böyle oluyormuş. Böyle hesaplanıyormuş bilemedim. Gövde çapı da böyle hesaplanıyormuş. O zaman yüksekliği 3.4 olan bir ağacın gövde çapı. Yani ben sana burada yüksekliğini verdim ki diyor şu T'yi bir çek bakalım bana diyor. Sonra o çektiğin T'yi gel burada yerine yaz bakalım neler çıkacak diyor. Bakalım şimdi yüksekliği 3.4miş, Biz ona 34 bölü 10 yazarız. Değil mi? Eşittir. 1 artı 0.8 çarpı e, logaritma buna şimdi t diyeyim mi arkadaşlarım ben yani o logaritma 2 falan çok karıştırmak istemiyorum. Attım buraya 34 bölü 10 eksi 1 eşittir 8t bölü 10 diyebilirim. Payda işleyelim. E, 24 mi yaptı burası? 34'ten 10 çıktı. 24 bölü 10 eşittir. 8T bölü 10 oldu. Onlar bizlere ömür. 8 t 24 ise T'yi de 3 buldum. Yani o logaritma kitabında T artı 1 çok yazmak istemedim. O yüzden de logaritma T artı 1 aslında kaçmış? 3'müş. Hani T demiştim ya. Buradan T artı 1 kaç yaptı arkadaşlarım? 2 üzeri 3'ten 8 yaptı. T'nin kendisi de 7 yaptı. Yani aslında bu olay 7 yıl içinde olmuş. O zaman dt yani t yerine 7 yaz demek istiyor. E yazalım. 0 1 çarpı 2 üzeri 7 bölü 7'den 1 yaptı. Bu da 0 2 mi yaptı? 0 imiş Gövde çapının uzunluğu. Dedim. Geçtim 6'ya. 6. Altıncı soru sizi uğraştırır. Baya bir kafa karıştırır. Bak Köklü sayı varsa hemen eşleniği var mı yok mu diye bir bakacaksın. Kök 7 eksi 2 kök 7 artı 2 var mı arkadaşlarım bu var. O zaman derin bir nefes alacaksın. Yoksa tırmalamaya başlayacaksın demektir. Genellikle zor sorudur ama bu eşlenik olayı fark edildiği zaman soru artık kolay bir soru olur. Şimdi ben buna bir t dedim. Şimdi benim kök 7 eksi 2 ile kök 7 artı 2 çarpım durumuna getirmem lazım ki eşlenikler çarpıldığı zaman rasyonel sayı oluyor hatırla. O zaman bunları çarpmam lazım. Şimdi bunları çarpmam için de e, ee, çarpım durumuna gelmesi için de bunları toplamam lazım. Çünkü logaritma 3 tabanında kök 7 eksi 2 ile ben logaritma 3 tabanında kök 7 artı 2 toplamalıyım ki çarpım durumuna gelsin. Burası da mt yaptı. Tamam. Şimdi burası logaritma 3 tabanında bunları çarptığım zaman ben bunları kenarda çarpayım isterseniz kök 7 eksi 2 ile kök 7 artı 2'yi çarptığım zaman Şimdi bunların çarpımları nasıl oluyordu? Yani direkt dağıtabilirsin. E, hatırlamıyorsan direkt dağıtabilirsin. E, hatırlıyorsan da ne yapabilirsin? O hatırladığın şeyi yapabilirsin. Şuraya alalım da. Şimdi nasıldı? İşte bunun karesi eksi bunun karesi. Hocam ben bunu unuttum hatırlamadım. O zaman teker teker çarp. Yani zarar etmezsin. Bak kök 7 ile kök 7'yi çarptım. 7 geldi. Kök 7 ile bunu çarpsam 2 kök 7. Buradan eksi 2 kök 7. Onlar birbirini götürdü. Eksi 2 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 4 oldu. Olay 3 oldu. Yani aslında logaritma 3 üç tabanında 3'müş. Bu da MT'ymiş. Değil mi? Öyle değil mi? Biz bunları ne yaptık? Biz bunları topladık. Ben bunu niye çarptım? Ha? Niye çarptın oğlum sen bunu? Zikri Hoca. Bunları da toplayacağız. Çarpım durumu dedik ya. Çarp 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 dedik. O yüzden de MT değil. M artı T olacak burası. E burası 1 arkadaşlarım. Burası da M artı T. E, benim derdim T'yi yalnız bırakmaktı. 1 eksi M olarak T'yi de yalnız bırakmış oldum. Tamam mı? Bence tamam. 7'ye geldim. 3 tabanında 9 tabanında 3 tabanında. Şimdi bunu ben şey yapabilirim. Ne onun ismi 3'e çevirebilirim ama sanki şuradan bir şöyle bir şey yapsam. Yani şunu 3 xe bunu bir ayırsam bakalım. Ayırmadan göremem. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında x eksi logaritma 9 tabanında x yazalım bunu. Eksi logaritma 3 tabanında x eşittir 2. Aa bak ne oldu? Logaritma 3 tabanında x'ler gitti zaten. Kendi kendine ben bir şey yapmadım. Burası 1 arkadaşlarım. 1 eksi logaritma 9 tabanında x'in adı 2'ymiş. O zaman logaritma 9 tabanında x'in kendisi de eksi 1'dir değil mi? Çünkü bunu bu tarafa atıp bunu da bu tarafa atıp o zaman 1 eksi 2'den eksi 1. E buradan x eşittir arkadaşlarım. 9 üzeri eksi 1. Yani namı diğer 1 bölü 9 dur. Aa biz x'i bulmadık. Vallahi işaretleyecektim ha. X'i bulduk aslında da x'i sormuyor bana. E, x gördüğün yere 1 bölü 9 yazıyor. Yazalım. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 3 çarpı 1 bölü 9 o da 1 bölü 3 yapacaktır. Tabanla hiç aynı olduğu için buraya da güzel bir 1 gelecektir. Dediğim geldim 8'e. Ne diyor? Fonksiyonun y x doğrusuna göre simetriği olan eğrinin grafiği hangisidir? Şimdi senin bir tane bir fonksiyonun var y eşittir x doğrusuna göre simetri. Y eşittir x doğrusuna göre simetriğini unutmayın arkadaşlarım. Bu fonksiyonun tersidir o bu fonksiyonun tersi. Yani fonksiyonların kendisinin ve tersinin grafiği y eşittir. x'e göre simetriktirler. E şimdi biz bunun tersini bulabilir miyiz? Tabii ki de bulabiliriz. 2 üzeri x eksi 1 eşittir y dediğim zaman buradan şöyle yapalım isterseniz. 2 üzeri x e, çarpı 2 üzeri eksi 1 eşittir y'dir. Buradan 2 üzeri x eşittir 2y diyebilir. Hani bölü 2 falan var ya. x eşittir logaritma 2 tabanında 2 ye. Tersini aldığım zaman da logaritma yaz buraya. Logaritma kitabında 2x diyebilirim. Şimdi bunun grafiği nasıldı? Duvar var. Duvar muhabbetini hatırlıyorsun değil mi? 2x. Burayı sıfırlayan kim? E, burayı sıfırlayan sıfır değil mi? O zaman sıfır benim duvarım olacak. Sonra mesela bu e, kaç attığım zaman sıfır çıkacak? x eksen nerede kesecek diye bakıyorum. 2x eşittir. E, 2 üzeri sıfırdan 1. Yani x eşittir 1 bölü 2 de x eksenini kesecek. Ve Fonksiyon şuradaki 2 birden büyük olduğu için artan olacak. Yani şöyle duvar x eşittir 0 e, yani y ekseni olduğu için şöyle bir grafik olacak. Buradaki değerin adı da 1 bölü 2. Yani grafiğe bu olmayacak zaten. Bu da olmayacak. Hiçbirisi olmuyor. Ha şu mu oluyor? Yani bakarsın iki tane böyle e, grafik vardır ama nokta bizim için önemlidir. 1'e 1 bölü 2'ye 0 noktasını seçersin sen. Ya da sen ilk önce çizersin sonra gidersin bakarsın artık seçeneklerden hangisi var hangisi yok diye. Bir bölüler gelmiş. Bir bölüler en sevdiklerimiz kolay bir sınav sorusu çıkmıştı bununla alakalı. Direkt taklattırıyorsun. Yani logaritma x tabanında 2 artı logaritma x tabanında 3 artı logaritma x tabanında 6 diyorsun. Ee, buna bir şey yapmıyorsun. Bu 2. Yani ben şunun eşitini bu yazdım. Taklattırmak derken bunları yer değiştirdiğin zaman bir bölüden kurtulmuş oluyorsun. Ki tabanlar aynı oluyor. O zaman logaritma x tabanında dersin içerileri çarpabilirim dersin. 2 kere 3 6 6 kere 6 36 2 Üstüye geçelim x kare eşittir 36'dır arkadaşlarım x'in bir 6 olmasını isteriz x'in bir de eksi 6 olmasını isteriz. Eksi 6 tanımı değildir çünkü içeriye eksi 6 yazamazsın o zaman x eşittir 6'ymış x kareyi soruyor x kare de 36 olsa gerek. Tamam 10. soru of, 10. soru ne böyle bardak çanak bir şeyler var burada bir bakak ee, bir bakalım bakak ne acaba Aşağıdaki görselde üst üste konulmuş plastik bardaklar gösterilmiştir. Tamam. Şekilde 3 tane plastik bardak üst üste konumda toplam yükseklik logaritma 2 tabanında x artı 2 tane logaritma x tabanında 16. He bununla alakalı bir çıkış sınav sorusu vardı. güzel de o soru. Yani böyle bardakları iç içe koyduğun zaman şurada bir e, mesafe oluşuyor. Burada da bir mesafe oluşuyor. Örneğin mesela 3 tane bardak var ya bir tane kendisi oluyor. Bir de İki tane de bunların mesafesi oluyor. Üç bardak olduğu için şurada iki tane mesafe oluyor. İşte beş bardak olsa burada dört tane mesafe olacak. Bir eksiği. Oradaki yorum oydu. Güzeldi o soru. Hatırladım o soruyu. Şimdi diyor ki 11 tane plastik bardak yukarıdaki gibi üstte konulursa. On 11 tane konulacaksa o zaman diyeceğim ki logaritma x tabanı 2 tabanında x artı 11 tane koyduysam on yazacağım. Çünkü buradaki mantık gibi Üç tane 2 yazdıysam 1 eksi 11 tane de on yazacağım. 10 tane de logaritma x tabanında 16 olmuş arkadaşlarım. Bu da eşitmiş. Kaça? Yüksekliği 13 birim diyor. He. E x'in alıcı değerler toplamı kaçtır? Biz ne yapacağız burada? Biz belli ki denklem çözeceğiz. Şunu alalım arkadaşlarım şuraya. Bu denklemi alalım. Artık yukarıdaki şekilde bir işimiz kalmadı. Şimdi biz ne yapalım burada? Biz burada logaritma 2 tabanında x'e a diyelim. Ki şurası da 16 ya. Onda 2 üzeri 4 yazarsam 4'ü de ben başa atar mıyım? Atarım. Buraya da 40 yazarım. 4 kere 10 40. Şimdi ben buna a dersem belli ki aha, buradaki şey nereye gitti? Ha burası 2. Belli ki burası da 1 bölü a. Şimdi ben buna a dedim. Artı 40 tane. Bu da tabanla iç yer değiştirdiği için ters çevireceğim. 1 bölü a eşittir 13 olacak. Payda eşitleyelim şuradan. A kare artı 40 eşittir 13a oldu. At bakalım bu tarafa. A kare eksi 13a Artı 40 eşittir 0. Bunlar ayarlanmıştır. Bir tanesi 5'tir bir tanesi 8'dir. Eksi eksidir çarpımları artı 40 toplamları eksi 13'tür. A'ya A. Yani bunun çarpanlarına ayrılmış şekli. A eksi 5 çarpı A eksi 8 eşittir 0'dır. Yani A sayım ya 5 ya da 8. A'la bir işim var mı benim? A'la bir işim yok. Ee, benim x'de işim var. O zaman logaritma 2 tabanında x eşittir 5 veya logaritma 2 tabanında x eşittir 8. Buradan arkadaşlarım x eşittir 2 üzeri 5'ten 32. Buradan x eşittir 2 üzeri 8'den kaç? 256 mı? 256. Neyini soruyor ki bu? Ee, X'ler ama değerler toplamı kaçtırılıyor? diyor. Bak 8 ve 5'i bulup 13'ü hemen atlamayı iste, yani atlamanızı istemişler. Atlamayın. 256 ile 32'yi topladım. 288 mi yapıyor? 288 bir değer. Biz X ile çalışıyoruz. O A ne biliyor musunuz? O A. O A senin bir maşan. Yani işini göreceksin. Kenara açacaksın. E doğal logaritma tabanıdır. Yani ln falan filan tamam. Tanımlı olduğu aralıkta bu fonksiyon tersi. Yani fonksiyonun tersini artık defalarca aldık. Eşittir y diyoruz. Ve x'leri yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Şimdi bir kez şurası ln e x ln e artı ln x yazabilirim. Eşittir. Bu 2'yi de karşıya attım. Y eksi 2 yaptı. Şimdi buradaki ln e 1'dir. O zaman ln x ne oldu? Bir de karşıya atarsam y eksi 2 eksi 1 de buradan gelecek. Eksi 3 oldu. Ln demek e tabanına göre logaritma demektir. E'nin üzerine y eksi 3 yazdığım zaman bizim x değerimiz yapayalnız kalır. O zaman tersini aldığım zaman da bu da en kolayı Y görmele x yazacağım. E üzeri x eksi 3 gibi bir şey buldum ben. O da burada. Diğerleri çok kalabalık geldi gözüme. Doğru mu yaptım acaba? Evet doğru yapmışım. Şimdi geldik buna. Oo, bu da ne? Bu da yeni nesil bir soru gibi. Şimdi böyle bir ifade var diyor. Bu ifadede logaritma x pozitif tam sayı ise bunun sonucu iki tane logaritma x olarak yazılıyor. Tam sayı değil ise de böyle yazılıyor. Allah Allah bakalım. Yani 100 diyor logaritmasını alırsam diyor ben bunu. Şimdi bunun logaritması 2 ya tam sayı. O yüzden 2 üzeri logaritma 100 yazacağım diyor. Mesela 6 logaritma 6 tam sayı olmadığı için bunu da böyle yazacağım diyor. Yazdırmış adamlar ne yapacaksın şimdi? Şimdi gelelim buna. Şöyle kutu içine 10 yazdım. Logaritma 10'a baktım. Tam sayı mı? Tam sayı. O zaman bunun eşliğini buradan kopya çekerek bakacağım. 2 üzeri logaritma x buraya x yazmışsa ben de buraya 10 yazacağım. Logaritma 11 olduğu için arkadaşlarım burası 2 oldu. Şimdi 2'nin üzerine artık buraya 2 yazacağım. Şimdi buraya 9 yazmam yani kutu içinde 9'a bakacağım. Kutu içinde 9 logaritma 9 tam sayı mı? Değil. O zaman ne yazacakmışım? Logaritma 2 tabanında kopya çekiyorum. Kök 6 yazmışsa ben de kök 9 yazarım. Sıkıntı var mı? Bence yok. O zaman logaritma iki tabanında 9 oldu burası. Şey logaritma iki tabanında 3 oldu. Karekök 9 3 ya. O zaman ben 2 üzerine logaritma iki tabanında 3 yazmışım. E bunlar aynıysa arkadaşlarım. Cevap da buradaki değer olan 3'ten başka bir şey değildir. Yani bir kurgu var. Kurguyu anladım ve çözdüm. Çok beni o kadar zorlamadı. 13'e geldim. 2 tane logaritma 9 tabanında x artı. işte 2 tane Hmm, logaritma x tabanında 9. Ben yine burada gel bakalım. Logaritma 9 tabanında x'e ben a diyeyim. İşim görülsün. Şimdi 2a olsun burası. Burası da arkadaşlarım belli ki 1 bölü a olacak. Yani 2 bölü a olacak. Eşittir 5. Bir payda işleme operasyonu yapayım şurada. 2a kare artı 2 eşittir 5a oldu. At bunu bu tarafa. 2 tane a kare eksi 5a artı 2 eşittir 0 oldu. 2'ye 1 artıya değil eksiye eksi 2a'ya a. ya yani bunları artık böyle Sular seller gibi çarpalarını ayırabiliyorum. Çarptım eksi 4a. Çarptım eksi a topladım burası. Şimdi böyle çarptım o zaman böyle yazacağım. Bu olayları biliyorsunuz değil mi? 2a eksi 2 çarpı. Nasıl yaptım? Böyle çarptım. Yo. Eksi 2a eksi 4a. Kafam karıştı. Şöyle eksi 4a böyle. Ha, 2a eksi 1 yazacağım. Çaprazlama geçeceğim değil mi? 2a eksi 1 yazacağım ve a eksi 2 yazacağım. Bunların da sıfır olmasını istiyorum. Burayı sıfırlayan a değerimiz 1 bölü 2'dir. Burayı sıfırlayan a değerimiz de 2'dir. Bütün hep aynı şeyler yapıyorum zaten. X değerlerin toplamı kaçtır diyor. Yani logaritma 9 tabanında x'e e ben 1 bölü 2 dersem x değerim benim 9 üzeri 1 bölü 2 olur. Değil mi? Ha, yani kök 9 olur demek istiyorum. Kök 9 yani 3 olur. yani korktum çıkmayacak diye. Sonra buradan da logaritma 9 tabanında x'e 2 dersem eğer x değeri 9 /2'den 81 olur ki 81 3 daha 84 yapar. 13. soruyu da çözmüş olurum ve kalemi bıraktım. Şöyle bir toparlayalım bakalım neler yaptık. Burada ne vardı? 2 tane yeni nesil vardı. Bak şu bu güzel bir e, TET sorusuydu. E, şurası e, evet bir kurgu var o kurguyu anlamak lazım. Ee, ardından bu köklü sayı evet, bilmezsen zorlar seni yani nasıl açacağım diye debelenip durursun burada bir tane bir işte o güncel hayat problemleriyle alakalı soru vardı ya onunla alakalı güzel sorular vardı İşte şekilli sorular gibi. Yani bak bu da bir kurgu sorusu. Güzel sorular vardı. Ee, biz de elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştık. Şimdi karma test 3 bir sonraki videomuzda karma test 4 ve ardından karma test 5 diye bu fasikülün logaritma kısmının e, sayfasını kapatıyoruz. Bir sonraki fasikül nedir o? Son var ödev yapıyor herhalde. Oradakilere devam edeceğiz. Anlaştık mı? Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım.